Andres Usta'nın komşusu ağaç kesiyor. Abicim şu Amerikalılara bak ha. Hepsi benim adamım. Bakınız şu ağaca. Haydın patron, how are you? How are you? Ha, look. Arkadaşlar bakınız şu ağaca. Abicim burada bir ağaç kesmek var ya, en az 4-5 kişilik iş. Yani şu odunları böyle oduna, sobaya atsan abicim 2 sene bitiremezsin ha. Şu ağaçlara bak. Hepsi meşe ağacı, meşe. Vallahi teşkilatı, her şeyi var abicim. Hala da diyorsun ki İdris Usta iş bulamıyorum. Bulamazsın tabii, gazeteye bakıyorsun. Gazeteye bakmayacaksın, bana bakacaksın, bana. Aa. Gelin bakalım arkadaşlar, bakınız. Bakınız şu ağaca. Bak gördün mü adam bunu nasıl itiyor? Bunları kimse almıyor abicim. Çöpçü geliyor buraya, belediyeden çöpçü geliyor. Bunları böyle tıkır tıkır çöpün içine atıyor. Deli misin desin ya? Ağaca para verilir mi burada? Bakınız. Aydın patron, how are you? What's your name? Louis. Louis, you from? Philadelphia. Philadelphia, bak adam Philadelphia'lı. Hello Turkish people. No, no. Bakınız arkadaşlar, gördünüz mü? Yani şu odunlara bakınız ya. Abicim işte bunlar kerestelik ya. Amerika'da var ya. Ben böyle bir ağaç kestirdim, yemin ediyorum. Eğer şunları iste bedava, ben sana New Jersey'den gemilerin içine yükleyeceğim, yollayacağım ha, vallahi. Neyse arkadaşlar, şimdilik bu kadar. İdris Usta Amerika'da ağaç durumunu size gösterdim. Arkadaşlar bakınız, adamlar bütün ağaçları taşıdı, buraya koydu. Bir de ağaçların kenarına yazdı free. Free demek bedava. Lütfen diyor, bunları bedava alın diyor. Yani size para şarj etmiyor, onu demek istiyorum arkadaşlar. Bakınız şöyle bir makine alacaksın abicim. Gördün mü? Amerika'da bir numaralı iş, bir numara para getiren ağaç kesme işi. Yemin ediyorum sana, adam buradaki ağacı 1500 dolara kesti, böyle bırakıyor. Yani bir ağaçtan 1000 dolar, 1500 dolar para şarj ediyorsun. 4 tane, 5 tane ameli oluyorsun. Sen de ağaçları kesiyorsun abicim. Böyle yolun kenarına bırakıyorsun. Belediye geliyor, bunları alıyor. Onun için adam yazmış buraya free, bedava. İstersen bunları al, evinde barbekü yaparsın, evinde şömineleri varsa şöminelerde yakarsın. Yani Amerikalılar bunları almıyor abicim, hazır gaz yakıyorlar. Gaz yakıyorlar, gaz. Yani demek istediğim size, ne iş yapıyorsunuz? Şuradaki ağaçlara bak, bedava, alan yok, alan. Sen hala da ağacı kesip ağaç satıyorsun. Abicim ben sana onu demek istiyorum. Yani her şey senin elinde, ne yapmak istiyorsun? Şöyle bir makineyle milyon dolar da yaparsın abicim. Günde 10 tane ağaç kestin mi paraya para demezsin. Tehlikeli iş ama ne yapacaksın abi? Bir türlü tehlike olmayan işler az para getiriyor. Tehlikeli olan işler çok para getiriyor. Yani güzel yaşarsın. Bir şey de olursa erken gidersin. Nasıl olsa hepimiz bir gün gideceğiz. Şuraya size göstereyim dedim. 250-300 senelik ağaç. Buradaki restoran kardeşlerime sesleniyorum. Fırıncı, etmekle odun yakıp da ekmek yapan fırıncılara sesleniyorum. Simitçilere sesleniyorum. Siz hala da ağaca para mı veriyorsunuz abi? Deli misin, nesin ya? Yemin ediyorum sana, meşenin kralı burada. Bunların hepsi 300 senelik, 250 senelik meşe ağacı. Bana bir telefon et. Ben sana New York'ta, New Jersey'de gemilerin içine ağzına kadar böyle odun doldururum. Sen orada güzel ekmek yaparsın, ekmeğin, yemeğin tadına doyamazsın. Ne parası ya? Bedava, bedava. Yani İdris Usta size Amerika'da nasıl para yapıldığını, Amerika'da nelerin bedava olduğunu sizlere gösterdikçe, sizlere anlattıkça abicim bayılacaksınız. Şöyle de bir makine alacaksın abi. Akşama kadar 4-5 tane ağaç kestin mi var ya, dans edersin, dans. Paraya para demezsin. Onun için zaten mutsuzsun, para olmadığı için. İşte yeni bir iş alanı arkadaşlar. Size gösterdim şu ağaçları. Bir daha yakından göstereyim. Gelin bakalım. Abicim bunlar var ya. Yani bunları kesmese adam ufak ufak, bunlar güzel kerestelik de olur ha. Müteahhit arkadaşlara sesleniyorum. Müteahhitler, kerestelik ağaca ihtiyacınız varsa İdris Usta ile haberleşin. Bakınız şu meşelere ya. Vallahi billahi ya. Bakınız, gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah ya. Adamlar bak çok güzel iş yaptı arkadaşlar. Şu meşe ağaçlarını, yani bunu kaldıramazsın abicim, düşünsene. Mesela eşek aldın, atı aldın, dağa gidiyorsun Amerika'da. Böyle ağaçları kesip de eşeğe yükleyemezsin ki. Bunları eşek, at taşıyamaz. Deli misin nesin? Yani burada her şeyin büyüğü var, büyüğü. Yani en az bir ağaç 200 senelik, 250 senelik. Her taraf meşe ağacı dolu. Şu güzelliğe bakınız ya. Vallahi billahi ya. Şu meşe ağacını gördünüz mü? Adam da yazmış burada. Bak bedava. Yani bunlar bedava abicim, yalvarıyorlar sana gelin alın diye. Komşum şu ağacı da kesmek istiyor. Bana dedi ki İdris Usta bunu keser misin dedi.
Vallahi abicim ben ağaç falan kesmekten anlamam. Benim Türkiye'de arkadaşlarım vardı. Ağacı kesen sakallı Veysel vardı, Engin vardı. Onlar olsaydı bu ağacı alırdım 1500 dolara. Onlara derim ki bunu kesin, para da sizin olsun. Anladın mı? Yani demek istediğim abicim üzülme, üzülme. O kadar çok işi var ki şaşırır kalırsın ha. Neyse bu da benim evim arkadaşlar, gördünüz. Bu da benim arabam. Ha. Ben de şimdi size göstereyim dedim şu ağaçları. Arkadaşlar ben de işe gidiyorum. İşte Amerika'da nasıl ağaç kesilir, nasıl para yapılır. İşte meslek hakkında size ufak tefek şeyler göstereyim dedim. Burası da orman arkadaşlar. Burası da acayip, burada meşe ağaçları var. Gördün mü var adamları ha? Nasıl beraber çalışıyorlar, odunları alıyorlar. Gördünüz mü arkadaşlar? İşte Amerika'da hayat bu, görüyorsunuz. Yani bunları bugün hepsini halledecekler, kaldıracaklar yani oradan, sokaktan. Eğer bunlar almazsa abicim belediye gelecek, çöpe atacak. Onun için Amerika'da o kadar güzel şeyler var ki. Bana baktıkça ben sana bir biznes hatırlatacağım. Artık ne yapacaksın bilmiyorum ama bir şey yapmadan İdris Usta'yı ara. Arkadaşlar adam odunu alıyor, gördünüz mü? Abicim deli misin nesin? Bunlar para ya. Bakınız itiyor yavaş yavaş. Bakınız arabanın içine nasıl koyacak. Gördünüz mü? Bak Scott'la biz de buradayız, bakıyoruz bunlara. Wow, look at. Haydın patron. Yes sir. You want to help each other load some wood? Sure. Yeah, help each other. Yes. There, but yeah, I can probably about 6 foot. Yes, no problem. Yes. Yeah, happy for. Bak adam geldi dedi ki yardım edeyim sana dedi. Odunu koyarken sen de bana yardım et dedi. Amerikalılar var ya çok kafalı, anlaşıyorlar ha vallahi. Ben de onlara dedim ki eğer anlaşamazsanız ikinizi de kovarım. Benim kafamı bozmayın. Hazır odun buldunuz. Kavga etmeden alın. İşte bunlar kavga etmiyor. Anlaşıyor abicim. Onun için sen de birileriyle anlaş, anlaş. Anlaştın mı? Bak nasıl iş alıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakınız. Maşallah, maşallah ya. Odunlar gidiyor arkadaşlar. Ha. Bak bu adam da bu arabasına koyacak. 2-3 tane odun koydun mu şöyle. Yani bir ay yeter onlara. Şöyle odunu evine getirsen abicim. 2 senelik odun ihtiyacını karşılıyorsun. Deli misin nesin? Bak abicim adam odunları nasıl attı, gördün mü şu odunlara? İşte görüyorsunuz abicim odunları adam attı içine. Gördünüz mü? Aa. Get a wedge also, that way when that gets stuck you can bang a wedge next to it. Well, you have to have those with the sledgehammer. Abi görüyorsun işte Amerikalılar nasıl geldi, odunları alıyor. Ben sana dedim beni arasana. Sen geç kaldın abicim. Onun için geç kalmayacaksın. Bedava bir şey oldu mu koşacaksın, geleceksin. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak Amerikalı doldurdu. Böyle bir trailer alacaksın. Kiralayabilirsin böyle bir trailer'ı arkadaşlar. İşte geleceksin, odunları yükleyeceksin, gideceksiniz. Bunlar kaldı, bunlar da çok ağır. Adam bana döndü dedi ki İdris Usta dedi bunları aramayacağım dedi. Çok ağır dedi. Belki dedi bir daha hafta sonu gelirim dedi. Büyük bir nacak getirecekmiş, kesecekmiş bunları. Abicim ben sana diyorum işte yani o kadar çok odun var ki yani kimse almıyor. İşte böyle Amerikalılar bazı zaman gelip alıyor odunları. Kışın gaz parası fazla geliyor. Kışın işte bu odunları yakıyorlar. Neyse onu size gösterdim arkadaşlar. Bakınız adam gidiyor. Gördünüz mü? Maşallah. Odunları aldı gidiyor abicim. İşte Amerika'da gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ağaç var, bir ağaç var. Yani bu odunları belediye alacaktı eğer bunlar almasaydı. Şimdi adamlar aldı. Yani iyi oluyor. İnsanların alması, yakması iyi oluyor. Abicim bunu nasıl kaldırıyorlar? Görmüyor musun? Nasıl itiyor? Nasıl nacakla kesiyor bunu ya? Yani bunlar da bir alem odunu ya. Yani bunları sen nacakla nasıl keseceksin ya? Şuraya bak ya. Abicim görüyorsunuz mu? Bak bu kadar kaldı. Bunları da alacaklar. Üzülmeyin. Gördünüz mü şu odunu? Maşallah ya. Şuraya bak ya. Arkadaşlar yani hakikaten ciddiyim yani. Bu konuda bir düşünün. Bu odunları ne yapabiliriz? Yani ben size böyle odun Türkiye'ye yollarsam işte bunları kesip kesip satabilir misiniz? Yani mobilya yapabilir misiniz? Ne bileyim yani işinize yarar mı? Haberleşelim. Bu fikrimi düşünün arkadaşlar. Eğer bu fikrimi beğenirseniz bana telefon edin. İdris Usta size böyle meşe ağaçları yollayacağım. Ben de eve gideyim. Yoruldum abicim. Bugün çalıştım akşama kadar ya. Amerika'dan. Selamlar.